Gençlik merhaba. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere devam ediyoruz. Bu dersimizde ATP'nin yapısını göreceğiz. ATP dediğimiz adenozin trifosfat gençlik. Fakat burada ben buna arpa desem daha mantıklı ve şöyle de diyebiliriz. ATP aslında hücrelerin pilidir veya hücrelerin aküsüdür veya şu an telefonlarında kullandığınız batarya gibi hücrelerimizin bataryasıdır. Yani ATP aslında bir enerji değil, içerisinde enerji vardır. Özellikle ATP'de arpa kelimesini kullanmamın da sebebi şöyle yani. Normalde hücreler enerji için ATP kullanır ya da atlara biz arpa veririz mesela. Atlar enerjilerini arpadan elde ederken hücreler de enerjisini ATP'den elde eder. Neden? Özellikle bu arpa kelimesini kullanıyorum. Çünkü daha önce ÖSYM bu ATP'nin yapısı ile ilgili bir soru sordu ve testlerde falan denemelerde de görüyoruz. Özellikle tamam bu açılımdan öğrenci bunun yapısında adenin olduğunu biliyor. Ondan sonra 3 tane fosfat olduğunu biliyor. Ama ne yazık ki ribozu buradan çıkaramıyor. Riboz kelimesi R harfi burada geçmediği için de riboz olduğunu hiçbir şekilde hatırlayamıyor. O zaman biz burada bu ATP yerine ARP ya da arpa kelimesini kullanıyoruz. Arpa diye aklımızda kodlarsak çok daha iyi olacak. Yani A harfi adenin, R riboz, buradaki P de fosfat olduğunu bilmemiz gerekiyor gençler. Hemen özelliklerine bakalım. Canlıların kullanabileceği bir enerji formudur gençler. O yüzden ATP bir enerji değildir. Bakın ATP bir enerji şekli değil, kinetik bir enerji deposudur. Mesela kinetik diye bir enerji var, ışık diye bir enerji var, ondan sonra hareket enerjisi diyebilirsiniz, ısı enerjisi diyebilirsiniz. Bir sürü enerji çeşidi ismi verebilirsiniz ama ATP diye bir enerji yok. Bu önergeyi bir kere yıkalım. Çünkü öğrenciler genelde sanki ATP bir enerjiymiş gibi görüyor ama ATP bir enerji değil, bir enerji deposudur. O zaman bu madde depolanmaz. Yani şöyle diyebilir misiniz? Ben depoyu depoladım. Ya bu zaten kendisi depodur. Depo hiç depolanır mı ya? O yüzden ATP depolanmaz. O zaman ne olacak? ATP gerektiğinde üretilir ve hemen de tüketilir. Asıl enerji kaynağı güneştir. Tabii bu bir genellemedir gençler. Çünkü mesela kemosentetik canlılar güneş ışığını kullanmadan inorganiklerden enerji elde edebilme özelliğine sahiptir. Ama bu doğru mu? Tabii ki bu cümlemiz doğru. Yani asıl enerji kaynağı güneştir. MAP'te de zaten direkt böyle geçiyor. Bütün hücreler, tabii buradaki canlı hücreler enerjilerini üretebilme özelliğine sahiptirler. Büyük bir moleküldür. Yani çok da büyük bir molekül değil ama en azından monomer olmadığını bilelim. Yani disakaritler gibi böyle monomer değil ama disakarit gibi bir madde. Bunu niye kullanıyoruz? Burada da hücre dışına çıkamaz özelliğini kullanmak istiyoruz. Bu da ne demektir? Zaten her hücre kendi ATP'sini kullanıyor, üretiyor. O yüzden hücreden hücreye ATP geçişi olamaz. Hücre zarından zaten çıkabilecek bir madde değil. Peki çekirdek zarından geçebilir mi? Tabii ki geçebilir. Neden? Çünkü çekirdeğin içerisinde ATP üretimi yok. Ama orada mesela DNA'nın eşenmesi var. O yüzden de sitoplazmadaki ATP çekirdeğin içerisine geçebilme özelliğine sahip olmalıdır. Zaten çekirdek üzerindeki porlar çok daha büyüktür hücre zarındakine göre. Sadece üretildiği hücrede tüketilir dedik. Nükleotit yapısındadır gençler. Yani bu da ne demektir? ATP'yi parçalayıp içinden nükleotit malzemesi çıkarabilirsiniz. Ve ATP'nin yapısında 3 farklı molekül var. Bunlardan bir tanesi adenin bazı, özellikle A harfini kullandık. Riboz şekeri R. 3 tane de burada fosfat var P. Zaten burada ARP yani arpa olmuş oldum. Ve burada gençler özellikle ester bağı olduğunu göreceğiz. Glikozit bağı olduğunu göreceğiz. Fosfat bağları olduğunu, yani 3 çeşit de bağ olduğunu burada görmüş olacağız. ATP'nin yapısına baktığımız zaman ne demiştik? Bir tane bakın adenin bazı var, bir tane riboz şekeri var, 3 tane de burada fosfat bağı var. Ve burada fosfat molekülü var, 2 tane de burada bağ olacak tabii ki. Adenin ile riboz arasında ki bağın adı nedir? Glikozit bağıdır. Bu zaten nükleotitlerde de böyleydi gençler. Zaten bir karbonhidrat gördüğümüz zaman, karbonhidratın yapacağı zaman organik maddeyle tabii her zaman yapacağı bağın adı glikozit bağıdır. Bu asla değişmiyor. Ve burada fosfat ile riboz arasındaki bağın adı da ester bağıdır. Fosfatlar arasındaki bağların adları da fosfat bağları ve yüksek enerji fosfat bağları diye geçiyor gençlik. Bakın burada normalde bakın ester bağları ve glikozit bağlarında da enerji var ama buradaki enerji çok 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 düşüktür. Fakat fosfat bağlarındaki enerji 7300 kalorilik bir enerji, aslında büyük bir enerjidir. Buradaki enerjiyi kullanıyoruz. Eğer bakın adenin ile ribozu bağlarsanız burada bir nükleozit elde edersiniz. Zaten nükleotit konusunda da tekrar buna değineceğiz. Eğer bu nükleozite bir tane fosfat bağlarsanız böylece bakın şu şekilde bir tane nükleotit elde etmiş oluyorsunuz. Bu da ne demektir? ATP'yi harcayarak, ATP'yi parçalayarak nükleotit elde edebiliyorum. Peki ben bu nükleotite 2 tane daha fosfat bağlarsam ne olur? İşte burada adenozin trifosfat olur. Veya bakın şu molekül adenozin,
Buna bir fosfat bağlarsam adenozin monofosfat, bir tane daha bağlarsam yani iki tane bağlarsam adenozin difosfat, üç tane de bağlarsam yani toplamda tri olmuş oluyor. Trifosfat zaten bizim asıl ATP molekülümüz. Ve genelde gençlik ATP kullanıldığı zaman şu bağ kopuyor. Buradaki enerji kullanıyor. Genelde bu bağ kopmuyor. Çünkü bunu tekrar elde etmek, buradaki bağı da tamamlamak gerekiyor. Oraya enerji yetiştirmek çok geç, çok zor olduğu için genelde hücre bunu tercih etmez. Ve genelde ATP, ADP arasında dönüşler olmaktadır. Hücrelerin sitoplazma, mitokondri, kloroplast gibi yapılarında ATP üretilir. Yani ATP'yi biz hücrelerin neresinde üretebiliriz? Sitoplazmada bütün canlılar üretir. İster eukaryot olsun, ister prokaryot olsun, herkes burada üretir. Mitokondrisi olan oksijenin solunum yapacak, orada ATP üretecek. Kloroplast da yine ATP üretme yeridir aynı zamanda. ATP'deki enerji fosfat grupları arasındaki fosfat bağlarında yüksek enerjiye orada bağlanıyor. ATP'de yüksek enerjide 2 tane fosfat bağı olacak. Bakın 3 tane fosfat var ama bir eksiği 2 tane bağ olmuş olacaktır. ATP'deki fosfat grupları arasındaki bağlar su eklenmesiyle kırılabilir. Bu da bir hidroliz olayıdır. Yani ATP'yi harcamanız için ne yapmanız gerekiyor? Su kullanmanız gerekiyor. Bu olayda ne diyoruz? Hidroliz olayı diyoruz. Fosforilasyon ATP üretilmesidir gençler. Yani bir moleküle fosfor katıyorsun, fosfat katıyorsun ve biz bu olaya ne diyoruz? ATP üretilmesi adını biliyoruz. Mesela bakın biraz sonra zaten yapacağız. Ha şurada var zaten, neyse geleceğiz. Defosforilasyon ise gençlik, zaten fosforilasyonun değili. Bakın bu D2 nerede gelirse gelsin yani tersi yani değili manasında kullanabiliyoruz. ATP'nin tüketilmesidir. Egzergonik reaksiyon. Gençlik şuraya odaklanın. Egzodan hatırlayın. Egzergonik reaksiyon enerji açığa çıkaran reaksiyondur. Mesela oksijenli solunumda biz enerji üretiyoruz. Endergonik, bakın endodan hatırlayın. Endo enerjiyi alan, enerji gerektiren, enerji alan, enerji harcayan reaksiyonlardır. Ve burada mesela aktif taşımayı örnek verebiliyoruz. Çok bunu dallandırıp budaklandırmayın. Enerjiye odaklanın ya da birer örnek ezberlerseniz yetecektir. Diğer örnekler de buna benzeyecektir. Bakın egzergonik denildiği zaman enerjiyi açığa çıkaran, oksijenli solunumda enerji elde ediyor muyuz? Evet. Endergonik ATP ve enerji harcayan yine, çünkü ATP enerjiden, enerji ATP'den karşılanıyor ve burada yine aktif taşımayı örnek verebiliriz. Bakın ne oldu? ADP fosfatlandı ve burada ATP elde ettik. Bakın şu bir ADP molekülü, buna bir fosfat bağlıyorum. Yani ben burada bu ADP'yi fosfatladım. Yani fosforladım. İşte bu reaksiyona biz ne diyoruz? Fosforilasyon diyoruz ve böylece ATP elde ettim. Peki neden burada bir tane su? Çünkü ben burada bir bağ kuracağım da ondan dolayı bir su elde etmiş oluyorum. Bu reaksiyonun tersi olursa, ben ATP'yi kullanacaksam burada suyu hidroliz için kullanacağım ve böylece bir enerji açığa çıkaracağım ve bu enerjiyi alıp işlerimde kullanmış olacağım ve bu olayda ne diyorum? Defosforilasyon adını veriyorum. Peki gelelim fosforilasyon çeşitlerine, yani ATP elde etme yöntemlerine bakalım. Fosforilasyon bir kere ATP üretimi demekti, zaten burada tanımlamıştık. Ve canlılarda 3 şekilde olmaktadır bu iş. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon olmak üzere 3 çeşit ATP üretim yöntemi var. Substrat düzeyinde fosforilasyon nasıl? ADP'nin organik maddeden yani substrattan fosfatı kopararak enzimler sayesinde ATP elde etme yöntemidir. Nasıl yani? Bakın burada hemen bakın ADP diye bir molekülümüz var. ADP. Adenozin difosfat. Hemen bunu gençlik, bakın burada PGA diye bir madde göreceğiz ileride. Fosfogliserik asit. Nerede göreceğiz? 12. sınıfın oksijenli solunum konusunda. Fosfogliserik asit gençler, glikoliz reaksiyonları dediğimiz reaksiyonlar var orada. Onu gördüğümüz zaman çok da iyi anlayacaksınız. Bu bir substrat, bu bir organik madde ve bunun yapısında fosfat var. İşte buradaki fosfatı enzimler yardımıyla koparıyoruz, ADP'ye katıp ve böylece şuradan hemen gösterelim, ATP elde ediyoruz. İşte bu yönteme ne diyoruz? Substrat düzeyinde fosforilasyon adını veriyoruz. Ve bunu bütün canlılar yapar. Bakteri, bitki, insan, hangi canlı olursa olsun. Çünkü glikoliz olayı dediğimiz olayı bütün canlılar zaten yapıyor, göreceğiz İleride. O zaman bu canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de substrat düzeyinde fosforilasyondur diyeceğiz. Yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon olaylarının üçünün de ortak özelliği glikolizdir. Ve glikolizde de substrat düzeyinde fosforilasyon ATP üretildiği için o zaman bu olaylar ortak olmuş oluyor. Yani bu olaylardaki substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşmiş oluyor. Ve
glikoliz ve Krebs reaksiyonlarında oluyor. Glikoliz zaten demiştik bütün canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Bu Krebs reaksiyonu da oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında gerçekleşiyor. İleride göreceğiz. Şu an kafanızı buraya takmayın gençler. Meseleye odaklanın. Mesele neymiş? Organik maddeden yani substrattan fosfat koparıp ATP elde etme yöntemi imiş ve bunun en önemli özelliği de bütün canlılar bunu yaparmış. O zaman doğada canlılarda en çok gerçekleşen ATP üretim yöntemi budur. Oksidatif fosforilasyon. Gerçek oksidatifi oksijenle karıştırmıyoruz. Oksidatif demek aslında yükseltgenme demek. Yükseltgenme varsa indirgenme de işin içine girecektir. Oksidasyon ve redüksiyon kavramlarını belki kimyada görüyorsunuz. Ve bu yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları sonucunda ATP üretilmesidir. Ve burada da kim devreye giriyor? Elektron taşıma sistemi yani ETS. O zaman diyoruz ki ETS'de elektronlar sayesinde ATP üretilmesi olayıdır diyoruz gençler. Peki ETS kullanılarak bu şekilde indirgenme yükseltgenme reaksiyonları yaparak hangi yöntemlerle ATP üretilebiliyor? Kemosentez, oksijenli solunum ve oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında olur bu canlılarda bu işi yapan canlılarda görülüyor. Bu da yani kemosentez, oksijenli solunum ve oksijensiz solunumla bu oksidatif fosforilasyonu görebilirmişiz. Kısaca ETS kullanılıyorsa ve indirgenme yükseltgenme reaksiyonları da varsa ikisi birlikte varsa o zaman biz bu olaya ne diyeceğiz? Oksidatif fosforilasyon dermişiz. Hangi olaylarmış? Kemosentez, oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Yani bu üç kademede elektron taşıma sistemi kullanılacak ve buradaki ATP üretim yöntemine de oksidatif fosforilasyon diyecekmişiz. Son olayımız gençler fotofosforilasyon. Zaten foto ne demekti? Işık. Fosforilasyon ATP üretimi yani ışık kullanılarak ATP üretimi demekmiş. Yani fotosentezde ATP üretimi demekmiş. Kim yapar bunları? Fotosentez yapan canlılar. Burada can gençlik o bir olay önemli. ETS burada da kullanılır ama buradaki ETS daha farklı bir yapıdadır. ETS'deki elemanlar farklıdır. Buradakiyle karıştırmayalım. Yani burada ETS var, burada ETS var. Niye oksidatif demedik? Çünkü burada gençlik mesele ışıkla yürütülüyor da ondan dolayı. ETS'nin kullanıldığı olayları bilelim gençler. Sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Bu henüz sorulmadı, sorulacaktır. Bakın, ileride tekrar değineceğiz bu solunum meselesine girdiğimiz zaman. Oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda, fotosentez ve kemosentezde ETS var. Yani ne var? Elektron taşıma sistemi var. Ve bu da bilinmesi gerekiyor. Beşinci bir olay yok gençlik ETS'nin kullanıldığı. Toplamda 4 tane ATP ETS yöntemi. ETS'nin kullanıldığı olay varmış gençler. Hemen notlarımız var bunlarla ilgili. Bunları da bitirip sorularımız var ve konuyu bitirmiş olacağız. Fotofosforilasyonda üretilen ATP yine sadece ve sadece fotosentezde kullanılır. O zaman fotosentezde ürettiğiniz ATP'yi başka bir yere gönderemezsiniz. Kloroplast içinde mesela kalır. Başka bir işte kullanamazsınız. Sadece yine fotosentezde besin üretiminde kullanmak zorunda kalıyorsunuz. ATP prokaryotlarda sitoplazmada çünkü prokaryotların tek malzemesi, tek malı, mülkü, her şeysi nedir? Sitoplazmasıdır. Başka organel yok çünkü zaten ribozom var orada ATP üretilmiyor. Veya klorofil ve mezozom gibi yapılarda üretilebilir değil mi? Mesela mezozom zar kıvrımıdır, bir organel değildir, karıştırmıyoruz. Burada da ATP üretilebilir. Ökaryotlarda ise ATP sitoplazma, kloroplast ve mitokondri gibi yapılarda üretilebilir. ATP'nin sentezi sırasında enerji %60'ı ısı şeklinde dışarıya veriliyor ve bu da genelde vücut ısımızın ayarlanmasında rol alıyor gençler. ATP'nin yapısından nükleotit elde edilebilir zaten biraz önce de değinmiştik. ATP'nin üretildiği olaylara bakalım. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon, fotosentez ve kemosentezde ATP üretimi yapılabilirmişiz. Demek ki ATP'nin üretilebildiği de 5 olay varmış elimizde gençler. Hemen sorularına bakalım. Hangisi ATP molekülün yapısında bulunmaz? Peptit bağı bulunur mu? Hayır, biraz önce gördünüz zaten peptit bağı dediğimiz zaman hemen aklımıza ne gelecektir? Protein gelecektir gençler. Direkt cevabımız A olur ama bütün şıklarda okuyalım. Glikozit bağı vardı, adenin bazı vardı, ester bağı vardı ve riboz şekeri de vardır gençler. İkinci soruya hemen bakıyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Adenozin molekülüne ester bağı ile bir fosfatın bağlanmasıyla AMP oluşur. Evet bakın adenozin molekülüne ester bağı ile bir fosfat bağlanırsa adenozin monofosfat oluşur. Doğrudur. ATP ve ADP'nin birbirine dönüşümü hücrelerde çok hızlı gerçekleşir. Bu da doğrudur. Bu da doğruydu zaten. 3. C'ye bakıyoruz. Substrat üzerinde fosforilasyonda ETS görev alır. Ham da bu yanlış oldu gençlik. Dikkat edeceğiz. Yine de bütün şıkları okuyoruz. Hücrenin enerji durumuna göre AMP, ADP ve ATP birbirine dönüşebilir. Tabii ki dönüşebilir. Anabolik yani yapım reaksiyonlarında ATP harcanır. Evet gençlik çünkü anabolizmada kesinlikle bağ kuracaksınız. Bağ kurduğunuz her yerde ATP harcamak zorundasınız.
Aşağıdaki odalardan hangisinde defosforilasyona gereksinim duyulmaz? Defosforilasyon ne demektir? ATP kullanımı demek gençler. ATP harcanması demektir. Yani kısaca diyor ki aşağıdaki odalardan hangisinde ATP harcanmaz? Kasta kas kasılmasına ATP harcarım. Uyarı iletiminde harcarım. Aktif taşımada harcarım. Protein sentezinde harcarım ama difüzyonda ATP harcamıyoruz. Dörde bakalım hemen. Canlılarda enerji dönüşümüyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Substrat düzeyinde fosforilasyon bütün canlılarda görülen bir fosforilasyon şeklinde demiştik. Zaten doğrudur gençlik bu. Oksijenli solunum yapan canlılarda ATP gereksinimleri çoğunluğunu oksidatif fosforilasyonla karşılar. Evet zaten bu da doğruydu. Oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP kemosentez olayında kullanılabilir. Tabii ki kullanılabilir. Neden? Çünkü kemosentez de oksidatif fosforilasyonun ATP'sini elde ediyordu. Tabii bu inorganik maddeleri kullanıyor ama olsun, orada da yine ETS var, yani oksidatif fosforilasyon vardır. Kimyasal enerji bir tepkime sonucunda açığa çıkarılmaya uygun potansiyel enerji olarak tanımlanır. Evet, kimyasal enerji veya kimyasal bağ enerjisi aynı zamanda potansiyel enerjidir de diyebiliriz, organik maddeler içerisinde olarak kalır. Işık enerjisi kullanılarak elde edilen ATP hücre zarındaki madde geçişinde kullanılabilir. Hayır gençler, bakın. Işık enerjisi kullanılarak elde edilen ATP fotosentezle üretilen demektir ve yine o fotosentez reaksiyonlarda kullanılabilir. Başka bir olayda kullanılamaz. Dikkat ederseniz bu öncülük çokça kullandık. Notlarda da kullandık. Konu içerisinde buna değindik. İleride hücre konusuyla ilgili kloroplastta da buna tekrar değineceğiz. Önemli bir öncül karşımıza da gelecektir. O yüzden buraya da dikkat edelim gençler. Demek ki fotosentezle üretilen ATP'yi ancak gene fotosentezde kullanırız. Başka bir olayda da kullanamıyoruz gençler. Evet, konumuz bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.